İncil hangi cümleyle başlıyor? Önce söz vardı. Burada bir metafor var aslında. Daha hiçbir şey yokken kelimeler vardı. Belki kelimelerle de bir anlamdan bahsediyor, bilemiyorum. Yani her şeyden önce konuşma vardı diyor. Peki iyi konuşma için ne gerekiyor? Orada da Kur'an'a atıfta bulunalım. Kur'an'ın ilk cümlesine oku. Buradaki okumak sadece kitap okumak değil. Yani aç kitap oku anlamında değil. Hayata gözlemle, bak, sorgula. Cicero ne diyor? İnsan neyse öyle konuşur. Peki Sokrates o ne diyor? Konuş ki seni görebileyim diyor. Şimdi ben de bir cümle söyleyeyim bu kadar şeyden sonra. Hayatının kalitesini insanlarla olan iletişim kaliten belirliyor. Tüm bu sözlerden sonra bu videodaki ana mesajım kendini iyi ifade etmeyi öğren. İnsanlarla etkili konuşabilmeyi öğren. Bu konuyla ilgili hiçbir adım atmazsan, hiçbir şey yapmazsan hiçbir şey olmaz. Hayatında hiçbir şey daha iyi noktaya doğru gitmez. Hayatta kalmaya devam edersin belki, yaşamaya devam edersin. Ama sıkışmış bir dünyan olur. Dar bir dünyada yaşarsın. Ve bu dar dünyanın sınırlarını da aslında sen belirlemiş oluyorsun. Başkası değil. Ben seni hayatını geliştirmeye davet ediyorum. İstediğin ve kaliteli bir hayat yaşamaya davet ediyorum. Büyümek bizim doğamızda olan bir şey. İnsan sürekli büyümesi gereken bir varlık. Gelişmek bizim DNA'larımızda olan bir şey. Sözcükleri doğru kullanmayı öğrenirsen, ikna etmeyi, insanları nasıl ikna edeceğim? Bunu öğrenirsen, retoriği öğrenirsen, bu beceri senin hayatında büyümek adına çok büyük bir adım olur. Bak, bu video özel, sana güzel bir bilgi paylaşayım seninle. Bir konuşmada iyi olabilmek istiyorsan 3 tane ana başlık var. Bu üçüne dikkat etmen lazım. Üçünün de orijini Latince. İlk kural doseredir. Dosere ne demek? Bilgi paylaşmak demek. Yani konuşmanın içerisinde bilgi barındırması gerekiyor. Ne iş yaptığından bağımsız söyle. Bak, istersen kuaför ol, ister ortopedist ol, ister muhasebeci ol. Hiç fark etmez. Konuştuğun konuyla ilgili bilgi sahibi olman gerekir. Ve bu bilgiyi de kime aktaracaksın? Seni dinleyen insanlara aktarman lazım. Muhataplarına aktarabilmen lazım. Konuşmanın bilgi kısmı doseredir. Bu hep aklında olsun. İkinci başlık moveredir. Movere. Movere ne demek? İnsanları harekete geçmeye motive etmek demek. Bu başlık, movere başlığı konuşmalarda çok önemli bir başlıktır. Hedefi olmayan bir konuşma mesela, hareket ettirmeyen bir konuşma. Bu tip konuşmalar hiçbir şey kazandırmaz. Yani içi hava dolu bir balon aslında. Bak, çok önemli olduğu için tekrar ediyorum. Bir konuşmada hedefin yoksa, insanları bir yöne doğru hareket ettirme yoksa o konuşma boş bir konuşmadır. Yani bir doğum günü partisinde bile birisi ayağa kalkar, bir konuşma yapar. Konuşmanın bile, o doğum günü konuşmasının bile bir hedefi vardır. Konuşma yapılır, sonra doğum günü kim doğduysa doğum günü çocuğuna hediye verilmeye yönlendirilir, değil mi? Mevzu budur, bunun için yapılır o konuşma. Düğün konuşmaları mesela. Yani konuşma yapılır, sonra takım merasimine geçiş olur. Bir hedefi vardır aslında buradaki konunun. Movere budur. O yüzden sen bir konuşma yapmadan önce hazırlık aşamasında benim konuşmamdan sonra dinleyiciler ne yapmalı diye kafanda bunları şekillendirmen gerekir. Movere dediğimiz bu. Üçüncü bir şey daha var. Delectare. Delectare ne demek? Dinleyicilere keyif vermek demek. İnsanlar seni dinlerken konuşmandan lezzet almalılar. İnsanlar keyif almadıkları bir konuşmayı uzun süre dinleyemezler. Bak, bu hepimiz için geçerli. Lezzet alacaklar. Böyle bir hoş bir tat bırakacak. Süper bir içeriğe sahip olabilirsin. Çok iyi bilgilerin olabilir. Konuşmanın bir hedefi de olabilir. Ama çok sıkıcı olursan, insanları uyutma modunda biri olursan gitti. Kitleni kaybedersin. Seni dinleyen insanları bir anda kaybedersin. Şimdi sana bu, belki bu videonun en önemli bilgisini de vereyim. Beynimiz her gün milyonlarca enformasyonla, yani milyonlarca bilgiyle haşır neşir oluyor, değil mi? Milyonlarca bilgi düşünüyoruz, tartıyoruz, alıyoruz, besleniyoruz falan filan. Ama biz bu milyonlarca bilginin çok az bir kısmını alabiliyoruz. Bak, sadece %10 okuduklarımızdan aklımızda kalanlar. %20 dinlediklerimizden aklımızda kalanlar. %30 gördüklerimizden, görüyoruz ya, oradan aklımıza kalanlar. %50 duyup gördüklerimiz. Hem duyuyorum hem görüyorum, toplamı %50. %70
Kendi söylediklerimizden aklımızda kalanlar. Kendi söylediğim aklımda kalıyor. %70'lik bir oran fena değil. Ama en iyi haber şurada. %90 yaptıklarımızdan aklımızda kalanlar. O yüzden şu çok önemli. Bir şey mi okudun? Bir yerden bir bilgi mi aldın? Yapma adımına taşıman gerekir. Diyelim ki 5 kişiye bir konuşma yapacaksın. Karşında 5 kişi var. Onlara bir konuşma yapacaksın. O konuşmada gerçekten iyi anlattığın şeyler yaptığın şeylerin %90'ından gelir. O yüzden zaten yapmak, harekete geçmek en kritik noktadır. Evet, bu videoda bir konuşmanın, iyi bir konuşmanın 3 tane ana kuralını konuştuk. Docere neydi? Bilgi vermek dedik. Movere neydi? Harekete geçmeye motive etmek dedik. Bir şey daha vardı. Delectare. Keyif verme dedik. Bunlar retorikte önemli başlıklardır aslında. Ben bu bilgilerin fazlasını istiyorum. Retorikte daha da, çünkü retorik yani bir derya yani. Bütün ömrünü geçirebileceğim bir konu. Ben retorikte derinleşmek istiyorum diyorsan, İknayı, etkilemeyi, iyi konuşmalar yapmayı profesyonelce öğrenmek istiyorum diyorsan o zaman seni kampa davet edelim. Çünkü yakın zamanda 2 gün sürecek yüz yüze, videolu değil yüz yüze Kaz Dağları'nın eteklerinde yeni retorik kampımız başlayacak. Seni ona davet edeyim. Sabahtan akşama kadar bol bol retorik konuşacağız. Bol bol pratik yapacağız. Kendini gerçek anlamda keşfetme fırsatı da yakalayabilirsin. Orada retoriği öğrenmek isteyen diğer katılımcılarımızla tanışacaksın. Güzel bir network de oluşturabilirsin. Kampta bu sene çok özel bir konuğumuz var. Dücane Cündoğlu. Felsefe deyince efsane isimlerden sevgili Dücane Cündoğlu bizlerle olacak. Hayatında kendine yapacağın en özel yatırımlardan biri bu kampın öğrencisi olmak olabilir. Davetlimizsin. Kampla ilgili detaylı bilgiye şuradan bir yerden ulaşabilirsin. Videonun altına da linki bırakalım. Katılımcı sayımız sınırlı. Yani çok fazla alamıyoruz. Geçen sene mesela çok hızlı bir şekilde dolduğu için çok fazla kişiye kusura bakmayın dolduk dedik. O yüzden düşünüyorsan acele edersen iyi olur. Evet sevgili dostum. Yeniden görüşmek dileğiyle, retorikle ve sevgiyle kal.